Uçak bir süreden sonra kanat kırar. Bakın kanatlar titremeye başladı zaten. Ben bu arkadaşı vurmaya çalışacağım. Yakınına girip. Bir dakika. Gel evladım. Gördüğünüz gibi tek attık arkadaşlar. Alıştıktan sonra böyle şeyler yapabiliyorsunuz. De işler her zaman öyle kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi ciddi hasarımızı vurduk. Alıştım ya, alıştım. Gerçekten alıştım. İsabet attık. Çok güzel imha ettik. Ulan pat diye vuruyoruz adamı. Adam paramparça oluyor ya. Lan ne yapıyorsun P51? Selam dostlar. Parasız şekilde jetlere kadar kasıyoruz serimizin 8. videosuyla beraberiz. Bu videoda farklı bir araç alacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir oylama yapmıştım. Yaklaşık 1000 kişi oy verdi. Yak 9'la devam mı edelim yoksa Yak 9 T'ye geçiş mi yapalım? Yeni bir araca geçiş yapalım mı demiştim. 1000 kişinin yaklaşık 800'ü Yak 9 T'ye geç demiş. O yüzden şöyle Yak 9 T'yi arkadaşlar şuraya koyuyorum. Uçağın özelliklerinden oyun içinde bahsederiz. Şöyle modifikasyonlarına geldiğimiz zaman tamam şuradan araştırmaya başlasın arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen oyunumuza geçelim. Dostlar, oyunumuza girdik. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Bayağı bir havalandık. Uçtuk da. Şimdi arkadaşlar uçağın biraz size özelliklerinden bahsedeyim. Bir sonraki oyunda da biraz sohbet edelim hayat hakkında. M'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın 37 mm topumuz var. 12,7 mm de hücum kemerimiz var. Bu 37 mm top bildiğiniz tank gibi atış edebiliyor arkadaşlar. Ve adama isabet ettirdiğiniz anda adam paramparça oluyor. Ama zaten buradaki meziyet 37 mm topu adama isabet ettirebilmenizde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Tam ortada. Pilotun ayaklarının ucundan uçağın tam burnuna kadar uzanan bir topu var. Lan yandan bir uçak sesi aldım. Arkadaşlar biraz açıldım fark ettiğiniz üzere. Bayağı bir açıldım hatta. Çünkü buradaki elemanlarla kafa kafaya girmek istemiyorum. Bizim uçaklar geride kaldı. Şöyle ilerleyelim. Kendi arkadaşlarımızın yanında hareket edeceğim. Özellikle şuradaki şu BF'leri falan filan hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Aslında o BF'ye de gidebiliriz ya. Neyse bir bakalım da arkadaşlar. Şuradaki BF'ye de gidebiliriz. Şunlara da gidebiliriz. Oyunun durumuna göre. Arkadaşlar uçağın mekaniği tamamen Yak 9'la aynı. Yani kanat kırıyor yüksek hızlarda. 4000 irtifasından sonra hatta 3000 irtifasından sonra uçağın özellikleri çok kötüleşiyor. Ama 1000, 1500, 2000 irtifasında sizden daha iyi bir uçak neredeyse yok arkadaşlar. Tabii ki var ama siz uçağı iyi kullanabilirseniz çok muazzam bir uçak haline dönüşebiliyor. Ama arkadaşlar bu uçağın sıkıntısı şurada. 30 milimlik toplara alışmanız gerekiyor. Ben de şu an yaklaşık bir ay sonra Vartandır'a adam gibi girebildiğim için fazla alışamayacağım gibi geliyor. Bakalım çok killsiz olabilir. Ona göre ayarlayacağız ama şuraya gireceğiz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü adam var. Oo. Burada 5 vs 1 dönüyormuş arkadaşlar. Biz de buraya girdik ama yani 5 vs 1'in içine dalmış bulunduk. Böylelikle. Evet bir tanesi çakıldı. Çok güzel. Şu eleman bana geliyor. Buna hiç kafa atmayacağız arkadaşlar. Şuraya devam edeceğim ben. Özellikle şuradaki FV-190'lara. Vuramadık. Hadi oğlum. Heh tamam. Gördüğünüz gibi birini avladık arkadaşlar. Şu diğer FV'ye dönüyorum. Bu da çok alçaktan gidiyor nedense. Evet bunu da avladık. Hala da 13 tane mermimiz varmış. Bir adet de Yak 3 var. Ya biz büyük ihtimal buradan ölümüz çıkar arkadaşlar. Ona size garanti verebilirim. Öyle olacağından. Çünkü bakın A20, A21 bana ateş ediyor. Hiç vuracağını zannetmiyorum ama. Bakalım arkadaşlar BF de bana geliyor. Yani şu an can çekişiyoruz. Huh. Bayağı zorlu bizim için. Şu anki durumlar. Evet bir de Yak 3 geliyor. Çok güzel. Yak 3 vurdu. Motorumuzdan gittik arkadaşlar. En son şu. Ya vuramadık. BF de vurdu. Ki de vuracak. Evet, Şamaroğlan'ına döndük şu anda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada bizim takımın neredeyse hepsi ölmüş gördüğünüz gibi. Zaten baş kısmında da demiştim. Şöyle uçaktan atlayalım da pilotumuz ölmesin. Puan kaybetmesin. Her neyse 2 kill almışız. 1133 puan. Başta da dedim zaten arkadaşlar. Bizim takım bakın 2 kişi kalmış. Karşı takımın neredeyse tamamı yaşıyor. Böyle bir durumda yapabileceğimiz bir şey yok. 2 kişimizi vurduk. Çıktık oyundan. Oyunun skorunu size göstereceğim bu oyunun sonunda. Dostlar oyun bitti. Bakalım ne kadar kazanacağız. Gördüğünüz gibi 2400, 2600 gayet güzel.
Güzel güzel araştırmamızı kazanmışız. Uçağın modifikasyonlarını da yapalım. Bu modifikasyonlar da çok önemli arkadaşlar. Yani düşük seviyelerde çok bir şey fark etmiyor olabilir ama belli seviye sonra bayağı fark ediyor. Hemen buradan şöyle devam edelim. Oyunumuza da geçelim. Arkadaşlar yeni oyuna girdik. Şu altımızda bir adet T-18 var. Karşıdan daha düşmanlar gelmedi. Ama ben bu T-18'e inmeyeceğim. Bizim çoğu uçak ona inecektir ama ben inmeyeceğim arkadaşlar. Ulan insan aslında çok tatlı duruyor ya. İnelim inelim arkadaşlar. O T-18 var ya tam çıtır lokma. Mis gibi. Ama bizim uçağın kanadı kırılabilir. Bunu inerken, iniş yaparken. Böyle ateş edelim. Bir adet 30 milimlik top sıkacağım. Aynen tekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen yükselelim. Yani 30 milimli ateş ettim. Direkt tekledik. Şimdi arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bu uçağı bu şekilde kullanmayın. Neden bu şekilde kullanmayın? Bakın bir tane adam iki tane avcı uçağını XB-50 ile ben olmak üzere iki kişiyi oyundan düşürmüş bulundu. Tabii ben bu adamı hemen vuramasaydım daha da yere inecektik. Neyse ki hemen vurduğum için çok az bir seviye yere indik ve bundan kurtulmuş olduk. Onun dışında arkadaşlar bu uçakla yeni başladıysanız oynamanızı fazla önermiyorum. Çünkü oynaması gerçekten zor. Şu an ben de zorlanıyorum açıkçası oynarken. O kadar kolay değil arkadaşlar. Biraz kaçarak oynayacağım. Yani özellikle şuradaki FV-190 bizimki de dogfight atıyor. Oraya gideceğim arkadaşlar. Şu üstteki BF bana sıkıntı çıkartabilir. O FV-190 da kaçıyormuş. BF de bana mı geliyor ya? Kanka lütfen git BF'cim. Bakalım. Evet o şu eleman bana geliyor arkadaşlar yukarıdaki. BF. Bakın. Amacı ne bilmiyorum ama ben bunu alçaltırım. BF'yi yerde savaşa sokarım. 600 benim şu an top speed'ime ulaştık arkadaşlar. Uçağın top speed'i bu. Şu öndeki FV'ye ateş edeceğim. Tamam FV'yi isabet attık. Şu BF de bana gelecek de. Tamam BF bana gelmedi arkadaşlar. Bunu da vuramadık biz. Hala 17 adet mermimiz var ama. Sıkıntı yok. BF nerede? BF'yi göremiyorum. Şu elemanı avlayacağım ama. Evet asistimizi aldık. Çok güzel. BF neredeymiş? Bakıyorum BF yok olmuş gördüğünüz gibi. BF tehdidini de bir an önce defetmiş bulunduk arkadaşlar. 800 puan yapmış olduk. Karşıdan yine BF'ler geliyor. Fazla yükselmeyeceğim karşıdan gelen BF'lere. Dümdüz devam edeceğim. Top mermimizin yarısını tüketmiş olduk. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Top mermimizin yarısı bitti ama 1,5 kill alabildik. Çok güzel oynayamıyorum gördüğünüz gibi. Siz de eğer yeni başladıysanız ve böyle aiminiz falan çok iyi olduğunu düşünmüyorsanız aiminizin ki ben şu an iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu videoyu bildiğiniz üzere yaklaşık 1,5 hafta sonra falan atıyorum. Neden? İşlerim güçlerim vardı. Onlardan da bir sonraki oyunda bahsederiz arkadaşlar sohbet. Veyahut bu oyunun ilerleyen aşamalarında onlardan da bahsederiz. Şimdi önümüzde BF'ler var. Yanımızda solumuzda da bir adet BF var. Güzel. Aslında bizim takım daha çok kişi kaybetmiş ama arkadaşlar düşman takımda bayağı kişi kaybetmiş. Biz şu avcı popülasyonunun fazla olduğu yerde duralım. Fazla ilerlemeyelim. Bakın şu karşıdaki eleman da bot avlıyor zaten. Şuradaki BF'yi avladıktan sonra bu yan taraftaki BF'ye dönüp onu avlayabiliriz. Ya şu BF aslında bana çok hızlı geliyor. Öndeki vuruldu. Tamam çok güzel. Ben arkadaki BF'ye dönüyorum arkadaşlar. Öndeki hasar aldı. Beni koru diyeceğim. Şu öndeki BF'ye saldıracağım. Bakın bu beni vuramayacak arkadaşlar. Şimdi döneceğim. Tam önüme alacağım kendisini. Derken ya eleman da güzel döndü. Arkamızda bir adet de Wyvern olduğu için o Wyvern bana sıkıntı çıkartacak arkadaşlar. Ona %100 eminim. Hatta o beni vuracak galiba. Derken evet başka bir adam geldi. Bizi vurmuş bulundu. Yani yapacak bir şeyim yok. Yine burada tek kişi kaldık. Bize yardım et dememe rağmen bizim su altı gidip yer hedeflerini avlamaya devam ediyor. Bakın sağ tarafta su altı yer hedeflerini vuruyor. Yapacak bir şey yok. Oyunun skorunu yine size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar son bombacı kalmıştı. Bu arkadaşla konuştuk. Video çekiyorum dedim. Oyunu uzatma kanka atla uçaktan dedim. Atladı sağ olsun beni kırmadı. Çünkü onu bekliyordum. Yani 1320 puan vermiş. Uçağın geliştirmelerini yapalım arkadaşlar. Hemen yeni oyuna geçelim. Arkadaşlar yeni oyuna girdik. Videoyu başlattım. Aslında daha erken başlatmıştım ama fazla aksiyon olmayınca videoyu durdurdum. Tekrar başlattım. Şimdi arkadaşlar üzerimizde bir Ki uçağı var. Size biraz bu uçağın tarihinden bahsedeyim. Aslında tarihinden değil ama uçağın tarih kitaplarında nasıl yer aldığından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu uçaklar genel olarak Alman kaynaklarında falan çok
dandik, çok tırt uçaklar olarak geçiyor arkadaşlar. O yüzden bir dakika şu an oyuna odaklanalım. Ama baktığınız zaman War Thunder'da fazla öyle değil. Hatta War Thunder'da çok iyi uçaklar olarak geçiyor. Tabii şu an kullandığımız versiyonu arkadaşlar çok muazzam, muhteşem bir uçak mı? Hayır. Neden öyle değil? Çünkü 30 milimlik topları var. Bu uçağın toplarını kullanmak yetenek istiyor baştan arkadaşlar. Yeteneğiniz varsa bile biraz da şans istiyor. Üstümüzde uçak var mı? Evet, şuradaki P ya şu eleman bana iniyor mesela arkadaşlar bakın. Ben buna kendimi öldürtmem. Döneceğim. Ne hali varsa görsün. Arkadaki P51 de ölmemiş. Öndeki de ölmemiş. Tamam. Bin irtifasında diğer P51'i yakalayabilir miyiz acaba? Yukarıda kiler var. Tamam. Herhangi bir tanesini yakalayacağız bu uçakların. Özellikle şu önümdeki P51'i arkadaşlar yakalayacağım. O yükseklik avantajı olarak bizden iyi. Ama arkadaşlar dönerse onu çıt diye yeriz. Ama eleman şu an işini biliyor. Bakın duman açtı. Gördüğünüz gibi. Hiç de vuramadık. Gördüğünüz gibi bu topunda bu kötü özelliği var. Ateş ediyorsunuz. Vurmuyor. Şöyle flaplerimi açacağım. Alçaldı arkadaş. Tamam. Flaplerimi geri kapatıyorum arkadaşlar. Hızımızı çok fazla kaybetmek istemiyorum. Evet. Yaktık gördüğünüz gibi. Ateşimizi ettik. Bir tane topumuz değdi. Yakıt tankından hasar aldı. I-16 onu çalmaz umarım. Çalmadı. Tamam. Çok güzel. Birinci kilimizi aldık. Bakın arkadaşlar. 13 tane şu an 37 milimlik topumuzu kullandık. Neredeyse yarısını kullandık ve 1 kill alabildik. Bu uçakla oynamak cidden zor. Yani size bu uçakla oynarken ben öyle muazzam, aşırı güzel oyunlar çıkartamayacağım. Bunun bilincinde olun arkadaşlar. Onun dışında başka da diyeceğim fazla bir şey şu an bu uçakla alakalı yok. Şu Ki'ye de gideceğiz. Ya daha çok bu uçakla oynarken elemanın arkasına geçmeniz lazım. Elemanın arkasına geçebilirseniz her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Şöyle biraz 150 milimliklerden ateşleyelim. Şimdi bir dakika. 12 tane hala topumuz duruyor. Alçalacağım. Kendisi de alçalıyor ki yapmış benim. Belki motor olarak ondan daha kötü olabiliriz. Ama hala bir umut yetişeceğimi düşünüyorum kendisine. Şöyle ateş edelim. Evet, bir adet isabetimize vurdum. Gördüğünüz gibi. Uzaklaşıyor şu an bizden. Ya aslında bir adet 12 milimlik topla ateşleyeceğim de arkadaşlar. Şöyle ateşleyelim. O çok alçaldı. Kaçıyor ama şuradaki P51 çok güzel girdi onun arkasına. Çok güzel. Çok güzel dönüyor şu anda. Vurduk. Bir adet isabet attık. Önemli değil. Yani toplarımız bitse de şu hala 12 milimlik topumuz duruyor arkadaşlar. Bununla da yine kill alamasak bile gördüğünüz gibi bayağı hasar verebiliyoruz ki yapmış bile. Yerde olduğumuz için manevra olarak ondan daha iyiyiz. Zaten kendisine de isabet attığım için 44 taneyle yine isabet attık. Bayağı isabet atıyoruz ya. Ama tabii 12 milimlik toplar o kadar da etkili değil arkadaşlar. Maalesef. Yaktım. Çok güzel yanıyor şu anda. Kendisini yaktık. İmha ettik. Çok güzel. Kaç kişi almışız? 2 kill almışız. Şurada videoyu biraz hızlandıracağım. Base atalım arkadaşlar. Base attıktan sonra devam edelim. Dostlar, oyunun sonuna doğru geliyoruz. Şimdi 2 kişi kaldı bizim takımdan. Ya aslında en sevdiğim oyunlar şu anda oynanan oyunlar. Neden? Karşı takımda 1, 2, 3, 4 tane adam kaldı. Bizim takımda da 2 kişi kaldı. Aslında 3 kişiydik ama bizim arkadaş çakıldı. Keşke base atıp base'e dönseydi. Şimdi arkadaşlar size oyunu biraz analiz edelim. Hem de siz nasıl analiz edildiğini öğrenmiş olursunuz. Bakın tab basıyorum. Karşıdaki adamların istatistiklerine bakıyorum. Bu adam base bombalamış. Just Nobody. Büyük ihtimal kendisi bir adet bombardıman uçağı arkadaşlar. O yüzden onu es geçiyorum. 2 kişi var. Bunlar büyük ihtimal avcı. Herhangi bir şey bombalamamışlar. Birer kill almışlar. Yani Ki 61 falan olduklarını tahmin ediyorum. Ama iyi oyuncu da olabilirler. Onun dışında buradaki David Sudor'u hiç kimseyi vurmamış. Bu da bombardıman. Yani baktığımız zaman bizim I-16 avcı uçağı arkadaşlar. 2 avcı. 2 bombardıman kaldık. Ben o yüzden 1600'e kadar yükseldim. Evet, karşıdan P51 geliyor gördüğünüz gibi. P51'den şu an avantaj olarak üstteyiz. Ne avantajı? Enerji avantajı. P51 enerji uçağı arkadaşlar. Bize bu şekil kafa atarsa alacağı tek şey
Hiçbir şey olur arkadaşlar. O yüzden şöyle alçalıyorum ben. Arkadaş bizi vuramasın diye. Evet, çok güzel. Manevra olarak şimdi onu nasıl yiyeceğim? İzleyin görün arkadaşlar. Kendisi bir enerji uçağı olduğu için benden iyi dönemeyecektir. Evet, şu an pilotumuz bayıldı. Çok kötü oldu ya bu. Keşke bayılmasaydı. Arkadaşlar, yüksek irtifada bizim uçak çok iyi değil. P-51 bizim önümüze, yani bizi önüne aldı ama yine vuramayacaktır arkadaşlar. Ki de bana doğru geliyor. Gördüğünüz gibi. Çift kişi gelmiş oluyor. Bana bizim eleman nerede acaba? M'ye basıyorum. Onu göremiyorum şu anda arkadaşlar. Burada 2 vs 1 kaldık ya. Bu bir tık kötü oldu. Bizim pilotun bayılması da hoş değil. Ki de geliyor ayrıca. B-34 de geliyor. Nerede lan bizimki? Yardım et. Çabuk gel. Ki geldi. Arkadaşlar şu P-51 bizi vuracak büyük ihtimal. Ki gelene kadar. Eleman bakın ne güzel önünü aldı bizi. Büyük ihtimal öleceğiz. Ki vuramasın diye şöyle alçalıyorum. Güzel, ki vuramadı bizi. Ulan çok güzel bir dogfight'a girdik. Lütfen ki'yi vur. Kanka lütfen ki'yi vur. Neyse P-51 vurdu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ki kaldı. Ya biz enerjiyi yedik. Bizim U-16'nın hala bir enerjisi var. Çok güzel. Onu yükseltti arkadaşlar. Ki yükseldi şu anda. Çok kötü bir manevra yapıyor ki. Ki'yi de vurduk. Çok güzel yanıyor ki. Oğlum bir sürü çok güzel dedim. Ama arkadaşlar bayağı stresliydi. Gördüğünüz gibi. Avlamış bulunduk. Ciddi hasarımızı da verdik. Şöyle yükselelim. Bir adet B-34 bombardıman uçağı kaldı karşı tarafta da. Aslında iki kişi varmış. Ama şu B-34 bombardıman uçağına gidip oyunu şey yapabiliriz arkadaşlar. Domine edebiliriz. Gayet güzel oldu. Ya bu arkadaşın mesela oyunu bilmesi çok iyi. Bu arada kendisi ceza filosundanmış. Kendisine de selam söyleyelim. Türk büyük ihtimal ama adı fazla Türk gibi değil de. Her neyse. Önemli değil. Şimdi buradaki B-34 uçağını vuramayabiliriz. Ama şu an kendisi bombardıman uçağı olduğu için bizim base'e doğru gidiyor. Önemli değil. Vuramasak da biz hiç olmadı. Gider şeyimize ineriz. Kendi base'imize iniş yaparız arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Şöyle biraz yükseleceğim. Yükseklik avantajını ona vermek istemiyorum. B-34 bizim gibi iyi yükselemeyecektir. Hatta motor olarak da ondan iyiyizdir arkadaşlar. Zaten şu an dönüşünde yapıyor arkadaş gördüğünüz gibi. Bize doğru dönüyor. Çok güzel. Kendisine biraz ateş edeceğim toplarımdan. İkram edelim bakalım toplardan. Yani çok bir şey vuramadık. Ama yine vurmayı biraz devam edeceğim. Ya arkadaşlar. Hiç vuramadık daha doğrusu. U-16 nereye gidiyorsun U-16? Oo. Kankim nereye gidiyorsun kankim? Ya bu oyunun bizim sonumuz olacak arkadaşlar bu uçak. Ama yine de deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez. Hop şöyle dönelim. Hiçbir şey yapmayalım. Kaçalım. O, evet. İşte bundan bahsediyorum. Felaket geldiler. Base atacağım arkadaşlar. Artık yapabileceğim fazla bir şey yok. Topum zaten tutukluk yapmış. Kanka sen onu vurursan çok muazzam olur. Ben onun yani çok bir şey yapamadım ama iki tane de bombardıman uçağı kalmış. Aa bizim eleman yandı. Asistimizi aldık ama bizim adam da ölecek arkadaşlar. Neyse. GG guys yazalım. Ben şurada biraz daha videoyu hızlandırayım. Hemen base'e iniş yapayım arkadaşlar. Şurada zaten base. Kalkıp şuradaki diğer B-34'e de gideceğim. 1 vs 1 kaldık. Arkadaşlar bu arada bir şeyi unutmadan söyleyeyim. Şu an aklıma geldi. Bakın şu an sadece zırhımız hasar aldı. Uçak zırhlı. Yani pilotu koruduğu için pilot ölmedi. Yoksa şu gelen mermi büyük ihtimal pilota denk gelirdi arkadaşlar. Neyse hemen inişimizi yapalım. Tekrar hızlandırıyorum. Arkadaşlar inişimizi yaptık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Oyun yaklaşık 20 dakikadır devam ediyor ve büyük ihtimal bitecek. Son adama yetişemeyeceğiz. 2000 puan yaptık. Bizim U-16 arkadaşımız da gördüğünüz gibi 2430 puan yaptı. Yani bu oyunu biz kazanmış olduk. Karşı takımdaki son bombardıman da 2093 puan yaptı. Gerçekten başarılı. Karşı takımdaki de başarılı. Oyun birazdan bitecek. Yani artık burada kesmeyi fazla doğru bulmuyorum. Ah B-34 bize geliyor lan. Arkadaşlar biz bununla son bir savaşacağız galiba. Anlaşılan. Arkadaş bize geliyor çünkü sonuz. Gördüğünüz gibi. Ne yapacak bilmiyorum ama oyun bitecek. Aa ateş ediyor lan. Herife bak.
Bize sıkıyor. Arkadaşlar vurabilir bu arada beni. Vurdu. Döneceğim ama yani flapleri açalım. Belki de ben onu vururum. Belli mi olur? Ha, isabet attık. Ciddi hasar aldım arkadaşlar. Sonuncuyu da vurmuş olduk böylelikle. Çok güzel. Oyunu bitirdik. Gerçekten güzel bir oyundu ama sonu çok güzeldi. Çok beğendim. Bakalım ne kadar kazanacağız. Oyunda yaklaşık 20 dakikadan uzun sürdü. 7-8 bin alacağımızı tahmin ediyorum. Evet, bir rekor kırdık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu uzun oyun vasıtasıyla yaklaşık 10.620 araştırma puanı aldık. Çok güzel. Gerçekten muazzam. Hemen yeni uçağımıza sipariş verelim. Yak-3. Bunu da ilerleyen zamanlarda oynarız arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi uçağı araştıracağız. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda daha yeni videoyu kestim. Buradaki 5900'ü hangisine vereceğim diye şuradaki La 5FN uçağına vereceğim arkadaşlar. Araştırmamızı yapalım. Evet, çok güzel. Bu arkadaş da bizi arkadaş eklemiş ama reddedeceğim maalesef. Çünkü bu hesap sadece uçak kasmak için. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şuradan araştırmalarımızı da yapalım. Ekstradan araştırmalarımızı. Bakın şuradaki üçünü yaptığım zaman 1000 ekstradan XP gelecek. Tabii arkadaşlar bunu yapıyoruz ama şuradaki satın alma ücretleri çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bu uçakla oynuyoruz. Satın alalım. Bir önceki oyunda ne kadar para kazandık onu fazla göremedim ama. Bakın şu ikisini de araştırdığımız zaman yaklaşık 1200 daha alacağız. Şunu araştırmaya basalım arkadaşlar. Uçağımız artık çok güzel oldu. Bu arada şu mürettebatı da basalım. G toleransımız artık full oldu arkadaşlar. Yer hizmetlerine bassak çok daha güzel olur bu saatten sonra. Çünkü sürekli yere iniş yapıyoruz. Bakalım ne kadar kazanmışız. 22.900 para kazanmışız. Ya aslında paramız çok az kaldı. Ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlar? Size onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada videoyu bol bol kesiyorum. Daha yeni neyi düşündüm? Size onu söyleyeceğim neyi düşündüğümü. Arkadaşlar bakın. Normalde bizim planımız buradaki araçları açmak ve buradaki araçları açarak şuradaki Su-9 ya da Yak-15 uçağına erişmekti. Ama şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Siz de büyük ihtimal fark etmişsinizdir ya da benim şu an söylediklerimle fark edeceksinizdir. Bakın arkadaşlar. Ben ortadaki dalı hiç açmayacaktım normal şartlarda. Şu ikisinden ilerleyecektik. Çünkü burada 6 adet araç almamız gerekiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetiyor. Ama arkadaşlar baktığınız zaman buradaki Yak-9U'yu almak yerine şuradaki I-185'i almak bana çok daha mantıklı geldi. Neden mantıklı geldi? Size onu da açıklayayım hemen arkadaşlar. Bakın bunu 17.000 araştırma puanı harcayarak alabiliyoruz. Bunu da 18.000 araştırma puanı harcayarak alabiliyoruz. Arada 1000 fark var. Tamam, bu daha uygun gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın bu aracın fiyatı 47.000 Silver Leon. Bu aracın fiyatı 105.000 Silver Leon. Yani arada yaklaşık 55.000'e yakın Silver Leon farkı var. 1000 XP'yi ben bu araca aktarırım ve buradan 55.000 Silver Leon kar ederiz arkadaşlar. Bunu düşünüyorum ve şunu da aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bakın biz artık Silver Leon'u çok fazla harcıyoruz. Çünkü bir Yak-3'ü aldığım zaman 75.000 neredeyse bu araca verdim. Silver Leon artık her zerresine kadar değerli. Bir önceki oyuna bakıyorum. Bir önceki oyunda 22.900 kazanmışız. Çok iyi bir oyun çıkardık. Ama baktığınız zaman arkadaşlar tamam 22.900 güzel ama buradaki aracın maliyeti 105.000. Yani 10 tane böyle oyun oynayarak Yak-9U'nun toplam maliyetine çıkartabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden artık bizim için para çok daha önemli. Sürekli para önemli, para önemli diyordum. Paranın önemli olması bu yüzden arkadaşlar. Videoyu da neden kestim? Çünkü bunu unutmuştum. Yaklaşık 15 gün önce yaptığım için onu hatırladım şimdi. Size de anlatayım dedim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Bu oyunda biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar bu seriyi biraz saldım. Neden saldım? Hem benim işlerimin yoğunluğundan dolayı. Bu arada arkadaşlar tıp fakültesi 5. sınıfı bitirmiş bulunmaktayım. Artık intern doktor oldum. Yani doktor ünvanını aldım diyebiliriz artık. Ve arkadaşlar bir de size bir serzeniş yapacağım. Serzenişte bulunacağım. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz. Tamam güzel ama lütfen sizden ricam yorum ve like atın. Çünkü ben bu videonun like sayısına göre, yorum sayısına göre videoyu çekme isteği duyuyorum. Yani arkadaşlar baktığınız zaman 200 like geldiği zaman ya da 150 like geldiği zaman ben bu videoyu çekmek istemiyorum ki sınav zamanımda başka içerikler ürettim. Bunu fazla çekesim gelmedi çünkü izlenmeyeceğini düşünüyordum. O yüzden arkadaşlar eğer beğeniyorsanız lütfen sizden ricam bir like atın veya şu an sizinle sohbet ettiğim konular hakkında yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Sizin keyfinize kalmış, sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yani bu benim
gelişmem için, benim büyümem için gerekli bir şey. Sizden de bu konuda destek bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında bu seriyi şu an oynarken yine çok zevk aldım. Gerçekten zevkli bir seri. Şu an kullandığım uçak zor bir uçak olmasına rağmen arkadaşlar. Gerçekten kullanış bakımından zor bir uçak. Şuradaki doğuya gideceğim. Fazla... Oo, çok hızlanmışız arkadaşlar. Şöyle hızımızı keselim. Uçak bir süreden sonra kanat kırar. Bakın kanatlar titremeye başladı zaten. Ben bu arkadaşı vurmaya çalışacağım. Yakınına girip. Bir dakika. Gel evladım. Gördüğünüz gibi tek attık arkadaşlar. Alıştıktan sonra böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Tek atıyorsunuz. Tek shot, headshot o da. Yani bu uçağın aslında biraz amacı o. Tek shot, headshot arkadaşlar. Onun dışında 4 oyun oldu herhalde. Ne kadar oldu bilmiyorum ama bu oyun son oyunumuz olabilir. Bakalım videonun uzunluğuna göre. Belki biraz daha uzatabilirim. Ya normalde 30 dakika yapıyordum ama bayağı bir unuttum. Bu videonun içeriğinin nasıl olduğunu falan filan. Biraz kısa yapabilirim. Bundan da sizden geri dönüş bekliyorum arkadaşlar. 30 dakika mı olsun, kısa mı olsun. Ha, bu uçak için zaten sizden geri dönüş aldım. Hangi uçakla yapalım diye. Bu uçağı seçtiniz. Onun için de oy veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi. Evet, şuradaki sağ taraftaki Spitfire'lara gidebiliriz. Solumuz, sağımızda bir adet SB-2C geliyor. SB-2C'yi avlayalım. Ondan sonra şurada dönüp Spitfire uçaklarının içine girelim arkadaşlar. Aa, motoru tam gaz vermemişiz. Önemli değil. Tam gazımızı verelim. SB-2C de dönüyor. Çok güzel. O BF'ye dönüyor arkadaşlar. O BF ile bir dogfight'a girecekler onlar. İzleyin. O hiç dogfight'a girmedi. Yükseliyor şu an. Beyefendi yükseliyor. Yükselmeyi tercih etti. Bizim enerjimizi yemeye çalışacak ama bizim enerjimiz de hiç fena değildir arkadaşlar. Derken şu an enerjimiz bitti. Tükendi. Şuna şöyle bir ateş edelim arkadaşlar. Vuramadık. Ah lan. Çok ucundan kaçtı gitti. Yok arkadaşlar vuramıyoruz. Bu bizi enerji olarak yedi ve şu an avlayacak büyük ihtimal gelip. Hop şöyle dönelim. Vuramayacak şekilde adam bizi. Şöyle de yapacağım arkadaşlar. Derken vurdu. Ulan var ya herife harbiden çok güzel oynadı arkadaşlar. Bakın benim uçağım şu an feleği şaştı. Şimdi vuracağım ama ben seni. Önüme aldım dostum. Gel. Gel bakalım. İşte işler her zaman böyle kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi ciddi hasarımızı vurduk. Alıştım ya, alıştım. Gerçekten alıştım. Bu uçakla aslında biraz daha oynasak bayağı kasabiliriz arkadaşlar. Bizim nerelerden hasar vurdu kendisi? Galiba şu an kontrol kirişlerinden hasar aldık arkadaşlar. Emin değilim ama yine güzel bir kill çıkarmış olduk. Yine 2'ye 2 kalmışız arkadaşlar. Önemli değil. Bizim buradaki arkadaş ölmüş mü? Bizim yanımızda bir arkadaş vardı zannediyordum. Yokmuş meğersem. Önemli değil. Şuradaki Spitfire'a gideceğim arkadaşlar. Bunlara da gireceğim. 2vs1. Acaba bizim arkadaş kaçabilecek mi? Oradan P'li bir. Oradan P'li bir çıkarsa biz her halükarda bu elemanları avlarız arkadaşlar. Derken P51 birini avladı. Çok güzel. Spitfire'la 1vs1 kaldı. Biz de gideriz. Son adama çörekleniriz. Çörekleniriz ne demek ya? Türkçeyi unuttum. Doğru mu söyledim emin değilim. Arkadaşlar bunu lütfen yorumlara yazın. Çörekleniriz miydi bu? Çökeriz. Her neyse Türkçeyi unuttuk arkadaşlar. Önemli değil. Yak-9'la oynadığınız zaman özellikle Yak-9T ile Türkçeyi unutabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar oyunu çok özlemişim. Gerçekten 3 haftadır falan hiç adam gibi oynayamıyorum. Sadece video çekmek için oynuyorum. Şu an gerçekten gönül rahatlığıyla oturdum ve zevk almak için oynuyorum. Zaten videodan da o anlaşılmıştır zevk almak için oynadığım. İlk başlarda biraz böyle gergindim. Vuramayabilirim falan filan diye ama sonradan açıldık arkadaşlar. Üçüncü oyunda 10.000 XP almamız da işin cabası oldu. Gerçekten 10.000 XP takdire şayan bir XP'ydi. Şimdi Spitfire'a çok güzel yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ama bizim uçağın tabii kanatlardan hasar aldığı için bakın hareket mekanizmalarından hasar aldığı için biraz sıkıntı. Şu an vuracağız ama Spitfire'ı. Çok güzel yaklaşıyorum. Tarasamasında. İsabet attık. Çok güzel imha ettik. Ulan pat diye vuruyoruz adamı. Adam paramparça oluyor ya. Lan ne yapıyorsun P51? Vur beni vur beni vur beni. Atlayacağım vur lan. Vur 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 vur. Vur kanki. Arkadaşlar vursaydı ücretsiz bir şekilde tamir olacaktık. Neyse, vurmadı arkadaş. Bakalım ne kadar alacağız. Bundan da bir 6.000 alamayız da 5.000 alacağımızı tahmin ediyorum. Aynen 4.000 aldık. Şu araştırmaları
yapmamızla birlikte de arkadaşlar, ya bu korumayı aslında satın almasak olur ya. Arkadaşlar ben bu korumayı bir satın almayacağım. Dursun 5000 çok fazla çünkü buna vermek için. Bunu da araştırdıktan sonra 1280'imizi alırız. Olmadı bir yeni uçağa da geçebiliriz. Ondan dolayı eğer geçmezsek de ben bunu bir düşüneyim diğer videoya. Olmadı siz de bir yorumlara yazın. Çünkü 5300 çok pahalı arkadaşlar. Buna vermeyelim. Bunu da araştırdıktan sonra zaten 1200'ümüzü alacağız. Bu uçakla artık içimiz bitmiş olacak. Hayır almayalım. Ne yaptık? Yak 3'ü neredeyse araştırdık arkadaşlar. La5 FN'yi de yaklaşık 5000 kalmış. Bunu da bir sonraki videoda açarız. Gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. 2-3 video sonra rütbe 3'ü de geçeriz. Ondan sonra yaklaşık 5-6 video sonra da, yani 15-16 video arasında da rütbe 4'ü geçeriz ve yak 15 hedefim. Yak 15'e doğru ilerleriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Umarım daha eğlenceli, daha iyi bölümler gelir. Bu arada Discord adresimizde katılmayı unutmayın. Eğer oyunu öğrenmek istiyorsanız ve birilerinin size yardımcı olmasını istiyorsanız, ben yorumlara fazla bakamıyorum. Discord adresinde çok aktifiz. Discord adresine nereden ulaşabilirsiniz? Kanalıma tıklayın arkadaşlar. Tabii abone olduktan sonra oradan açıklama kısmında Discord adresimize girebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Direkt tıklayıp girebiliyorsunuz. Turkish Aerospace. Çok güzel bir ortam var. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.